Rıdvan Bey, Rıdvan Bey, uyanın artık. 5 dakika daha, 5 dakika daha. Ulan 4 yıldır bitkisel hayatta uyuyorsun zaten. Kalk artık, iyileştin. Niye böyle maske takmış? Hello. Allah Allah. Bu polis niye İngilizce konuştu? Lan yoksa Avrupa Birliği'ne mi girdik? Merhaba memur bey. Girdik demek sonunda Avrupa Birliği'ne. Ne Avrupa Birliği? Madem turist değilsin. Maske niye takmıyorsun öyleyse? Turist olmayanlar maske mi takıyor artık? Be. Ne olmuş lan bu denize? Müsilaj bu abi. Müsilaj ne oluyor? Deniz salyası, yeme atıkları, fabrika atıkları, kısaca çevre kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu ne yapıyor peki? Müsilajı temizlemeye çalışıyor. Bilader ne oluyor bura? Otel oluyor. Ulan bura ormanlık alan, buraya imar vermezler ki. Bizim patron burayı almayı çok istedi. Tesadüfe baktı, tam istediği ölçüde yangın çıktı. Yangın çıkınca imara açıldı. İmara açılınca da fırsat bu fırsat deyip oteli dikmeye başladı. Vay Rıdvan, demek çıktın bitkisel hayatın ha? Çıktım da nişanlım Sabah nerede onu göremedim. Sen bitkisel hayata girince senin ümidi kesip evlendi kızcağız. Kimle? Kimle olacak? Benle. Ellerinden öpe, bir tane de kızımız var. Kardeşim Murat nerede peki? Öğretmen olacaktı en son. Konuşsanıza. Atanamayınca inşaatın 5. katına atlayıp intihar etti. Kardeşimin yükseklik korkusu var, yalan söyleme. Atlayamaz o 5. kattan. Atlayamadı zaten. Korkuyordu, ben ittim. Hiç iyi bir haber yok mu? Beni komadan çıkartıp bitkisel hayatta fişimi çekmeyip bir umut belki hayata döner diye iyileştiren doktor sendin değil mi? Evet. Niye çekmedin lan fişimi? Ulan yıllardır hep hastaları kaybettiğim için dayak yiyordum. İlk defa hayatını kurtardım diye dayak yedim birinden. Kesik